Efendim merhabalar. Malumunuz bu ülkede her gün günden farklı oluyor ve her gün birileri bir zırvalıyor. Bu arada zırva ne demek? Saçmalık demek herhalde. Saçmalık demek. Bir zırvanın kelime anlamına baksana. Bir zırva zırvaladı. Saçma sapan, anlamsız, boş, saçma. İşte bu. Tam olarak bunun profesörleri var bu ülkede ve onlardan birisi... Hani bir kitap çıkartmıştı, Atatürk kitabı. Saat 9'u 5 geçe internetten yayına girmişti. 1881 tane basmıştı. Şimdi Enes bir dakika. 9'u 5 geçe satmaya başlıyor internet. Sayayım mı sana? Şu an açtım haberi. Evet. 1881 tane basıldı. Evet. 2500 liraya satıldı. Evet. 4 saatte tükendi. Tükendi. Saat kaçta başladı? 9'u 5 geçe başladı, onu da söyleyeyim. Bugün saat 9'u 5 geçe satışa sunuldu. Evet. Şimdi, satsaydı o zaman bir dakika. Atatürk kaç yaşında vefat etti? 57 yaşında. 57 liraya satsaydı o zaman. Ya da hadi olmadı. 2500 ne alaka? 9'u 5 geçeyi kullanmış mı? Kullanmış. 1881'i kullanmış mı? Kullanmış. Şimdi diğer üçüncü kutsal bir tarih? 1938. 1938 liraya niye satmıyordu? İş kapitalizme geldiğinde duygusallıktan, romantizminden, Atatürk'ün hayatındaki önemli tarihlerden vazgeçilip 2500 liraya. Kaç yılında Enes? 23 Ocak 2019'da oldu bu olay. 2019'da dolar kaç lira? Dolara geç, ben sana ne kadar para kazandığını söyleyeyim. Kitaptan 4.702.500 TL gelir elde edildi. Tamam. O gün dolar kaç liraydı? Sabah saatlerinde 5.35'i gördü. 5.30'un altına kadar geriledi. Tamam. 5.30. 4.5 milyon lirayı 5.30'a böl. 4.5 milyon lirayı 5.30'a. 837.988. Çarpı 35.5. 29.748.000. Yani bugünkü parayla konuşuyoruz. Yılmaz Özdil 1881 tane kitabı 30 milyon liraya sattı. Buna Atatürk tüccarlığı demeyeceksek ne diyeceğiz? O zaman bambaşka bir kavram kullanmamız gerekiyor. 1881 adet kitap saat 9'u 5 geçe yayına girdi. Satışa başladı. 1938 liraya satılmadı, 2500 liraya satıldı. Bugünkü dolar karşılığı kaç liraydı? 30. Benim hafsala gitti, yandı. 30 milyon lira para kazandı. O kadar parayı duyunca senin bir anda durdu abi. Aynen öyle, 30 milyon lira. Şimdi bu Yılmaz Özdil yeni bir zırvalamaya girdi. Sanırım kitap çıkartacak gene. Ne diyecek? Bu sefer Atatürk demeyecek de Gazi mi diyecek? Ebedi şef mi diyecek? Malazgirt'in kahramanı diyebilir. Malazgirt'in kahramanı. İstanbul'un fatihi olabilir. İstanbul'un fethinin kahramanı. Malazgirt Savaşı'nın kahramanı. Ya da Çanakkale Deniz Savaşları'ndaki büyük kaptanımız diyebilir. Çanakkale Deniz Savaşları'ndaki Atatürk büyük kaptan. Ya da Pasinler'in komutanı, Dandanaka'nın komutanı diyebilir. Mohaç Meydanı Muharebesi'ni Atatürk sayesinde kazandık. Varna, Nibolu, efendim... Sebeş Savaşı var ya, o saçma sapan bir savaş. Biz savaşmadık da karşı taraf birbirini vurdu. O savaşı Atatürk bile sayesinde. Atatürk sayesinde. Haddini bil. Elbette ki ve tabii ki Atatürk sayesinde. Bu arada biz Viyana'yı niye fethedemedik abi? Atatürk yoktu. O aralar Atatürk'ün başka bir işi vardı. Atatürk Viyana'ya gidemediği için Merzifonlu mağlup oldu. Atatürk gelse var ya, oho! Neler olurdu neler. Ben söylemeyeyim. En son zırvası ne? Hadi bir dinlet. Ama bakıyoruz şimdi törenlere ya. Bitlis'te Ahlat'ta falan tören yapıyorlar. Mustafa Kemal'den bahsetmiyorlar. Halbuki Mustafa Kemal olmasa Malazgirt zaferinin aslında hiçbir önemi olmayacaktı. Çünkü Malazgirt'le kazandığımız bütün toprakları 1916'da kaybetmiştik. Tıpkı Mustafa Kemal olmasa İstanbul'un fethinin hiçbir önemi olmayacağı gibi. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'u da 1918'de kaybetmiştik. Hepsini Mustafa Kemal kurtardı. Ama bakıyoruz, Çanakkale'yi Mustafa Kemal'siz, İstanbul'un fethini Mustafa Kemal'siz kutlayanlar, Malazgirt'i de Mustafa Kemal'siz kutlamaya çalışıyor. Alerjileri var Atatürk'e. Nasıl ama? İstanbul'un fethi de Atatürk sayesinde, Sultan Alparslan Gazi'nin kazandığı Malazgirt de Atatürk sayesinde. Diyor ki, Malazgirt bölgesini Atatürk kurtardı, ondan bahsetmek lazım. İstanbul'u da o kurtardı, ondan bahsetmek. İyi de kardeşim, kuru fasulyenin faydaları var mı? Var. Ben fakirim, param yok, et yemiyorum de bana.
Ben fakirim, param yok, et yemiyorum abi. Allah adildir kardeşim, kuru fasulyeyi. Ne alakası? Ne alaka? Etteki proteinin aynısı şeyde var. Kuru fasulye. Kuru fasulyede var. En büyük potasyum. Potasyum ne? Kalbi dengeliyor. Ben şu an yememem gerektiği için biliyorum potasyum. Potasyum yemiyorum ben. Kalp ritmini ayarlıyor. Kanı dengeliyor ve bütün vücuda yayılmasını sağlıyor. Potasyumun en çok potasyumun bulunduğu şeyler ne? Neyle? Kuru fasulye. Kuru fasulye. Hey. Kuru fasulyenin faydaları var dedin ya. Sen bir terbiyesizsin. Kuru fasulyenin faydaları var derken kuru fasulyenin çıktığı yerleri Atatürk kurtardı demedin Enes. Neden kuru fasulyeden bahsederken Atatürk'ten bahsetmiyorsun? Çünkü benim Atatürk'e alerjim var. Evet. Çünkü Atatürk'ü alerjisi var. Kuru fasulye derken Atatürk'ten bahsetmedi. En sevdiğin meyve hangisi? Şeftali. Peki şeftali nerenin meşhur? Bursa'da. Bursa şeftalisi diye bir şeftali var. Terbiyesizlik yapma, Atatürk'ten bahset. Neden? Neden? Atatürk şeftali çok mu seviyordu? Hayır, Bursa'yı Atatürk kurtardı. Atatürk'e alerjisi var. Atatürk'ün kurtardığı Bursa'dan ve Akdeniz bölgesinden çıkan şeftaliden bahsederken Atatürk demiyor. Enes'in peki kiraz, kestane, kavun sever misin? Severim abi. Yer misin? Yerim. Atatürk'ten bahsediyor musun? Tabii, her yediğimde Gazi senden razı ol. Gazim, Allah senden razı olsun diyorum. Evet. Yani eğer demiyorsanız sizin Atatürk'e alerjiniz var demektir. Kavun yerken nasıl İzmir'in ürünü olan kavunu yerken aklınıza Atatürk gelmez ya? Ya bu ne vefasızlıktır, bu ne hayırsızlıktır. Arkadaş bu nedir ya? Alerjiniz mi var sizin Atatürk'e? Enes, senin de Atatürk'e alerjin var. Yılmaz Özdil bugün öyle bir zırva yaptı. Az evvel zaten dinlediniz. Her bölgeyi anarken Atatürk'ü de yanına koymak gerekiyor. Atatürk'ü yanına koymazsanız alerjiniz var, vefasızlık yapıyorsunuz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Preveze Deniz Savaşı Atatürk sayesinde kazanıldı. İnebahtı'da niye donanmamız yandı? Niye abi? Atatürk yoktu çünkü. Kürşat 40 çerisiyle Çin Sarayı'nı nasıl bastı? Atatürk onlara yön ve yöntem gösterdi. Hayır. Kürşat'ın başında da Atatürk vardı. Aslında 42 kişiydiler. Atatürk de vardı. Tabii. Sonra Atatürk döndü, o yüzden mağlup oldular. Eğer o da olsaydı abi kazanacaklardı. Kazanacaklardı. Atatürk sayesinde Çin Sarayı'nı bastı Kürşat. Atatürk erken ayrılmak zorunda kaldığı için, tabii randevusu vardı. O aralar Japonya adalarını fethetmesi gerekiyordu. Japonya'ya geçtiği için bizim Kürşat Çin Sarayı'nda sabaha kadar yaptığı bir kapışmayla mağlup oldu. Siz ne zannediyorsunuz diyor Atatürk? Ya adınızı bilin. Sokollu Mehmet Paşa neden Don Volga ve Süveyş kanal projelerini yerine getiremedi? Atatürk yoktu. Çünkü Atatürk ona yardımcı olmadı. Prut Savaşı'nı neden kazandık? Baltacı Mehmet Paşa. Hikaye. Atatürk vardı orada kardeşim. Herkes adını bilecek. Yıldırım Beyazıt eğer mağlup olduysa Atatürk, Timur'a karşı gelmediği için Yıldırım Beyazıt mağlup olmuştur. Yoksa şüphe mi var? Çok şüphe var gibi gülümseyerek bakıyorsun ha. Alerji duyuyorsun sana. Ben mutluluktan kaynaklı, böyle her savaşta Atatürk'ün olmasından kaynaklı mutluluktan dolayı gülümsüyorum abi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Vallahi billahi Atatürkçü olmayan biri olarak söylüyorum. Atatürk'ün başka düşmana ihtiyacı yok ha. Yemin ediyorum, düşmana ihtiyacı yok. Aynısını ben yarın yayınlanacak videomda da söyledim abi. Bu 5816 adlı kanun muhafazakar tarihçilere vesaire çalışmamalı. Böyle Kemalist Yılmaz Özdil ne iş yapıyor bilmiyorum. Gazeteci, köşe yazarı ama aynı zamanda tarihçi galiba. Ya tarihçi, Twitter'cı, YouTube'cu, fenomen. Yani her şey. Her konuda uzman. Celal Şengör'le kapışır. Kapışamaz, o bir numara. Celal Şengör bir numara. Bu da iki numara olsun. Bu 5816'nın aslında çalışması gereken adamlar bunlar. Bu adamlar eğer Atatürk bugün yaşasaydı Atatürk kendi ekmeğini bu kadar yiyemezdi abi. Aynen öyle. 30 milyon lira bir kitaptan kazanmak ne demek ya? 30 milyon kazanıyorsun bir kitaptan. Üstelik 1881 tane kitaptan. Bu Atatürk ticareti değil mi Enes? Öyle abi. Zaten bu ülkede ben Atatürkçüyüm diye başladıktan sonra istediğin cümleyi kurabilirsin. Ve sana hiçbir kanun işlemez Atatürkçüyüm dedikten sonra. Tabii, mesela Celal Şengör Dahi Diktatör diye kitap yazar ama hiçbir sıkıntı yaşamazken ben içeride kendi videolarımda kuracağım cümleler için Atatürk'le ilgili olan
Her seferinde sana gelip abi buradan dava yer miyim? Abi buradan 5816'ya takılır mıyım diye senden teyit almak zorundayım. Bu arada benden her konuda Atatürk konusunda teyit almak zorunda olan bu çocuk hem vallahi hem billahi. Ben şahidim. Allah da şahit. Atatürk. Atatürkçü bir adam bile korkarak yazıyor, yapıyor. Bu bir var ya 3. dünya ülkelerinde bile yoktur ha. Kabile şefleri böyle korunuyor. Onlar böyle da artık 3. dünya ülkesi değil abi. Kabile yani onlar. Evet. Medeniyetin daha gitmediği ülkeler oluyor. Aynen, hala mızrakla maymun avlayıp yiyorlar. Evet. Bir onlarda var. Bir bizde var bu. 5816'dan kaynaklı korku. Belki bir de Kuzey Kore'de vardır liderleri koruyan kanun. Başka da yoktur yani. Komik ya. Kuzey Kore lideri diktatör. Evet. Sen Atatürk'e diktatör mü demek istiyorsun? Ben demiyorum. Celal Şengör diyor. Eğer Atatürk'e diktatör demek suçsa hakimler, savcılar, benim her cümlemi mahkemeye taşıyan Atatürkçü Düşünce Derneği başkanları, Kemalistler, ben demiyorum Celal Şengör diyor. Adamsanız, yiğitseniz diktatör dediği için Atatürk'e Celal Şengör'ü mahkemeye verin. Ben demiyorum. Hiç benim ağzımdan duydun mu sen diktatör kelimesini? Ben söyleyemem. Sen hatta aksine böyle şey çok demokrasi yanlısı, özgürlükçü ve bütün fikirlere saygı duyar dersin. Tabii ki. Aksi hali suçtur çünkü. Ama bu suç kimi kapsamaz? Celal Şengör'ü kapsamaz. O diyebiliyor, biz onu diyemeyiz ama. Yılmaz Özdil, Atatürk'ün ticaretini yapa dursun. Sanırım yeni bir kitap çıkartacak. O kitaptan önce bir çıkış yaparak İstanbul'un fethiyle, Çanakkale Savaşı'yla 26 Ağustos 1071 tarihinde, yani Atatürk'ün doğumundan 870 sene önce, 870 sene önce olan savaşı anarken niye Atatürk'ten bahsetmedin diyor. Bu en ciddi anlamda bir duygu sömürüsüdür ya da tarihi anlamda patolojik bir anlayıştır. Abi zaten Atatürk ticareti yapmasa aç kalırdı bu Yılmaz. Şimdi villada keyif yapıyor. Evet. Dünyayı Atatürk yarattı dese şaşırmayız yani. Yani mevzu buralara kadar gidiyor. Şimdi her şeyi dengeli bir biçimde ve yerinde anlatsak ne olur? Mesela 26 Ağustos'ta hem büyük taarruzu hem de başlangıcı ya 26 Ağustos büyük taarruzun başlangıcı. 9 Eylül'de sonuçlanıyor. Hem 26 Ağustos'ta büyük taarruzu hem de Malazgirt'i ancak büyük taarruzda Alparslan'ın ağasından bahsetmeden, Malazgirt Savaşı'nda da Atatürk'ün ağasından bahsetmeden iki savaşı birden anmak ve sapla samanı birbirinden ayırmak çok zor bir şey mi? Çok zor demek ki abi. Eğer dengeli bir ruh yapın varsa ve eğer takıntılı ve obsesif ve kompulsif bir biçimde Atatürkçü Kemalist değilsen çok zor değil. Ancak böyleysen Atatürk Ekber, Atatürk Ekber, sensin bizi yaratan, Allah Arapların olsun, bize sen lazımsın, ey atam biz sana tapıyoruz diyen kadınlar vardı bu ülkede. Evet. Mitik meydanlarında bağırıyor, Atatürk sen bizim Allah'ımızsın, biz sana tapıyoruz, sen bizim ilahımızsın diye bağıran kadınlar var. Bu arada bundan sonra da ben Yılmaz Özdil'in bu dediğine bir ekleme yapmak istiyorum. Kendisi de bundan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsederken, yani tüccarlığını yapacağı zaman onun, ki az önce gördüm birisi şöyle bir cümle kurmuş kendisi için. Kitap çıkartıyorum eski fiyatı ile 2500 yeni fiyatı ile 25.000. Kitabın adı Sen Olmasan Aç Kalırdım. Harika. Yılmaz Özdil'le Atatürk'ten bahsederken bundan sonra Selanik'in Fatihi olan Sultan Murat'tan bahseder inşallah. Çünkü Selanik'i Sultan Murat fethetmeseydi bugün Atatürk'ten bahsedebilir miydik? Evet. Çok doğru söylemiş. Bu kardeşim kim? Son dediğimi ben söyledim. Aha, sen tabii aç kalırdım. Başkasının yorumu da. Bunu ben özellikle Selanik'i kimi fethettiğini merak ettim. Tabii Atatürk'ün doğduğu, yani Mustafa Kemal demiyoruz, Atatürk diyoruz. Çünkü Yılmaz Özdil Atatürk diyor. Atatürk'ün doğduğu Selanik'i Murat Hüdavendigâr, 1. Murat fethetti. 1430'da. Dolayısıyla Atatürk'ten ve Selanik'ten bahsettiğinde Yılmaz Özdil inşallah 1. Murat'tan, Hüdavendigâr'dan bahseder. Aksi halde dengesizlik oluşur. Ne gerek var bütün bunlara ya? Murad-ı Ekber desin o da, tamam mı? Murad-ı Ekber. Ne gerek var bunlara? Hakikaten ne gerek var? Şov yapacağım, şovenizm yapacağım. İki duble daha fazla rakı içerek Atatürkçülük taslayacağım diyerek kendini böylesine komik duruma düşürmeye Yılmaz'cığım, Özdil'ciğim ne gerek var? Zaten zırvalayan boş bir adam var Celal.
Hatta küçüğü de var. Bir de küçüğü de var. Onun yancısı var. Sana gerek yok. Sen yazını yazsana. Siyasette çok güzel şeyler söylüyorsun bazen. Muhalif olmasına rağmen bazen isabetli yazılar yazıyor. Ya kalsan orada ya. Kalsam da biz de sana böyle çatmasak olmaz mı yani? Ama olmaz ki abi. Orada bu kadar para yok. Büyük ihtimal CHP'yi de bu kadar salladığına göre oradan evet. Da ekmek yiyemiyor artık. Kötü bir durum. Yani hakikaten kötü bir durum bu hale gelmek. Trabzon'u Fatih Sultan Mehmet fethetti. Çünkü Atatürk'le beraber savaştılar. Yavuz Sultan Selim de Trabzon valisiydi. Danışmanı bir bakalım kimdi Yavuz'un? Kimdi abi? Atatürk. Nasıl ya? Haberi yok mu senin? Sen yanlış biliyorsun. Yavuz Atatürk'ün danışmanıydı. Ha olabilir ha. Aslında Atatürk donanma kurdu Gürcistan'a gitti. Yavuz. Anladım ya. Yavuz'a bu fikri veren ve sonra baktı ki Yavuz beceremedi. Donanmayı kendi kuran ve Gürcistan'a saldıran hatta Şah İsmail'e ordu hazırlayan hatta ha anladım bak şimdi kafadan ketti. Yavuz pençikten kendisine kalan parayı almadı da Yeniçerilere dağıttı ya. Hani ganimetin 5'te 1'ini padişah alır, şehzade alır. 5'te 4'ünü Yeniçeri'ye verir. Ama Yavuz 5'te 5'ini askere dağıtır kendi bir şey almazdı ya. Çünkü yanında Atatürk vardı. O fikri de o verdi. O fikri de Yavuz'a Atatürk verdi. Bu arada Çanakkale Deniz Zaferi'nde Karaca olan Atatürk'ü niye anmalıyız biliyor musun? Niye? Trabzon'a çıkarken donanmayı Atatürk hazırladı. Çok doğru söylüyorsun ha. Bak hiç ben öyle düşünmemiştim. Seyit Onbaşı'nın sırtına o topu yükleyen yok canım. Atatürk'ün sırtına topu yükleyen Seyit Onbaşı mıydı? Atatürk mü kaldırmıştı onu? Abi ya Allah dedi. Evet. Mavi gözlü dev adam 1.95'lik boyuyla evet. Aldı sırtına. Bu arada 1.68'lik Atatürk'ün boyu 1.68'di. Diyen yalancılar var. Diyen yalancılar var ya. Boyu 1.95'ti. Bence sen de yalan söylüyorsun. 2 metreden bir tık fazlaydı gibi. 2 metre 5 santim olabilir mi? Yok canım. 2 metre 20 santim. 2 metre 15 santim diye yalan söylüyor. 2 metre 20 santim. Atatürk'ün boyu 2 metre 20 santimdi. 1.72 boyundaki o top mermisini de 1.72'lik top mermisini 1.68'lik adam kaldırabilir mi? Kaldıramaz zaten sırtına falan da yüklenmedi. Orada yalan söylüyorsun gibi. Tek eliyle aldı diye biliyorum ben. Öyle mi? Tabii. Bir şey daha söyleyeyim. Ya sende alerji var gibi ha bak. Atatürk'e alerji var gibi. Neden abi? Ne bileyim öyle bir böyle rahat rahat oturuyorsun geniş geniş Atatürk deyince esas duruş yapmadın gerçi da. Gerçi doğru ayağa kalkmam lazım. Evet. Değil mi? Bak sana bilmediğim bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. 16 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma vapurunda binen Mustafa Kemal Paşa. Bandırma vapurunu kullanan. Bandırma vapurunu kullanan Kaptan İsmail Hakkı Durusu diye bir adam var Enes. Yanlış. Şey. Yalan. Anahtarı verdi Atatürk'e rıhtımda Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal aldı. Bandırma vapurunu Mustafa Kemal kullandı. Bak şimdi bilmediğin yere geliyorum. Mustafa Kemal Paşa'nın kullandığı bandırma vapurunun Sinop açıklarında motoru yandı. O mu tamir etti? Tamir edemedi. Ha yüzerek çekti gemiyi. Atladı denize, ipi ağzına aldı ve yüzerek gemiyi çekti. Sinop'tan Samsun'a kadar. Büyük adam abi. Ya. Bu arada senin bilmediğin bir bilgi vereyim abi. TOGG'un tasarım projesini... Daha sonra bu parçaları vesaire her şeyin tasarlayan adam kim biliyor musun? Kim? Mustafa Kemal. Atatürk. Peki SİHA'ları İstikbal Gökler'de bak çakmadın mı? Çakozlamadın mı? İstikbal Gökler'de diyen Atatürk. Çin atasözü diyor bazıları. Atıyorlar. İstikbal Gökler'de Atatürk'ün sözüdür. Neden? Çünkü İHA'ya yaptığı projeyi hazırladı. Benden sonra gelecek olanlar dedi. Ben bunu yaptım da dedi. Bu 15-20 kilometre öteyi gören o mercekler henüz dedi onun teknolojisi yok. Bunu bulduğunuzda kaktırıverin dedi bu SİHA'lara. 10 numara 5 yıldız bir silah olacak dedi. Atatürk hazırladı projeyi. Zaten Selçuk Bayraktar'ı 90'larda sen bak böyle bir teknoloji ileride olacak. Evet. Bunu oku git bunu araştır bunun üzerinde işte çalışmalar yaptı Atatürk değil mi? Lise öğrencisiyken hatta babasıyla da arkadaşmış zaten yani. İnanılmaz bir aydınlanma yaşadım ha. Bugün çok yararlı bir program oldu bence. Rönesans, benim Rönesans'ım bugün. Yılmazcığım, Özdilciğim sayesinde ben bugün bir Rönesans... Ulan Rönesans'ı da Atatürk yaptı be. Da Vinci, Michelangelo, Donatello, ne bileyim, Rafael, Vatikan'daki San Pietro Katedrali'nin o zor kubbesinin planı deyip de Atatürk demiyorsan sen 15 Temmuz haylısın. Ararın bak 155'i.
Vallahi bak 155'i ararın. Bak 155'i ararın, içeri aldırın. Biz burada kurtaş yapı ya. Bak 155'i ararın bak. Atatürk, bunun alerjisi var Atatürk'e ya. Çık. Ararın bak 155. Allah'a emanet olun.